Ve Ankara havası derken Ankara'da büyük mitinge hazırlanıyor. Bu arada bugün Diyarbakır'da HDP'nin mitingi var. Ankara'da Cuma günü İnce'nin mitingi olacak. Ona hazırlıklar yapılıyor son sürat. Şimdi dün arenada Kılıçdaroğlu vardı ve Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı arena ile ilgili yapılacağı yere AKP'lilerin tacizlerine tanık olduk. Bir tedirginlik oluyor tabii böyle şeyler yaşandığı zaman. Ankara'da da hazırlıklar devam etmekte. Tekin Bingöl bizlerle birlikte CHP'nin genel başkan yardımcıları. O hazırlıkları konuşalım istiyoruz. Cuma günü saat 18'de yapılacak olan miting için Evet. valla yoğun bir tempoda hazırlıkları sürdürüyorsunuz Çok bildiğim haklısınız. kadarıyla. Şimdi miting gibiydi arenada aslında dün baktığımız zaman son zamanlarda o seçim havası çok iyi yansıyor. Yani AKP'lilerin alandaki tacizlerine tanık olduk. Sizler sahada nelerle karşılaşıyorsunuz? Onları alalım öncelikle. Peki. Önce Ankara'nın havası çok iyi. Sadece Ankara'nın havası değil, Türkiye'nin havası çok iyi. Bu sefer başaracağız Bu diyorsunuz. sefer halk başaracak, vatandaşlarımızla birlikte, seçmenlerimizle birlikte başaracağız. Çünkü en büyük güç halk. Biz gücümüzü halktan alıyoruz, halkımızdan alıyoruz. Ama şunu açıklıkla ifade edeyim. Gittiğimiz her toplantıda, her etkinlikte, her köyde, her kahvede inanın çok büyük bir sempatiyle karşılaşıyoruz. Geçmiş seçim çalışmalarıyla kıyasladığımızda olumsuz hiçbir tepki yok. Ve daha aksine geçmişte AKP seçmeninin yoğun olduğu bölgelerde bile çok ciddi bir yönelim var. Açık açık İlgi var söyleyen değil mi ifade açık? ediyorlar. Sayın İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne Millet İttifakı'na oy vereceklerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Oysa geçtiğimiz seçim dönemlerinde bahsettiğim o bölgelerde bu açıklıkta bir tavır sergilemek söz konusu değildi ama şimdi çok farklı. Bu da bizi oldukça umutlandırıyor. Biz sahadayız. Aslında bu bir erken seçim değil, bir baskın seçim. Baskın seçim yapılmasının temel nedenleri var. Bir tanesi de işte Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partileri hazırlıksız yakalamak. Zannedildi ki sadece Cumhur İttifakı diye nitelendirilen o ittifakı başaracak. Tek saha maç yapacaklar. Ve baskın bir seçimle diğer siyasi partiler hazırlanamadan seçime gidecekler. Ama bütün oyunları adım adım bozuldu. Adeta şaşkına dönmüş vaziyetteler. Tamamının kimyası bozulmuş durumda. Az önce siz de bahsettiniz. Müthiş bir gerginlik var. Saldırganlaşıyorlar. Bizim sadece dün gece Sayın Genel Başkanımızın programındaki taciz olayının çok da ötesinde saldırılarla karşı karşıyayız. Örneğin Konya'da bizim seçim koordinasyon merkezimize saldırı düzenlendi ve ne acıdır ki bir engelli kardeşimiz bile orada tartaklandı. Tekerlekli sandalyedeki bir engelliye bile fütursuzca saldıran bir zihniyet söz konusu. Ama bunlar hiç kimseye yıldırmıyor. Vatandaşlarımız korkuyu yenmiş vaziyette. Özellikle korkuyu yenmelerinin çok temel nedenleri var. Bir defa adalet yürüyüşü vatandaşlarımızı müthiş cesaretlendirmiş. Bunu gördük. Zira o güne kadar kabuğuna çekilen, yaşamış oldukları haksızlıklara, usulsüzlüklere sesini çıkaramayan ya da gidip derdini anlatacak bir yer bulamayan kitleler adalet yürüyüşüyle birlikte ve sonrasındaki eylemlerle, etkinliklerle birlikte cesaretlendiler, ayağa kalktılar ve şimdi bu seçim sürecinde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu sevindirici bir olay. Biliyorsunuz günlerdir bir artık tamam özdeyişi her tarafı kapsamış durumda. Biz gittiğimiz mütevazi köylerde bile köy kahvesine ya da köy konağına girdiğimizde daha biz söze başlamadan hiç merak etmeyin artık tamam sözleriyle Slogan da karşılaşıyoruz. tutmuş yani Tekin Evet, Bey öyle mi? evet. Artık Yani tamam. biz konuları açmaya başlamadan önce bir dokun bin ah işit özdeyişi gerçekleşiyor. Özellikle kırsalda tarım sektörü çok zor durumda. Hasat mevsimi başladı. Çıplak gözle görüyoruz ve çiftçilerimiz müthiş sıkıntı Siz içindeler. daha çok kırsalı mı geziyorsunuz, Ankara'nın içinde mi hazırlıkları yürütüyorsunuz? Ben kırsalı da geziyorum. Vakit buldukça Ankara içinde de hazırlıklara bakıyoruz. Örneğin bir süredir işte Sayın İnce'nin herkesin büyük bir heyecanla beklediği ayın 22'sindeki Tandoğan'daki mitingle Cuma hazırlıkları yapıyoruz. 18'de. Cuma 18. Onunla ilgili bir iki konuya müsaade ederseniz değineyim. Biz o mitingi Tandoğan'da yapmayacaktık. Biz o mitingi
Eski hipodromda yapacaktık. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki hipodrom Atatürk Kültür Merkezi alanında yapacaktık. Orası yüz binler değil, milyonlara alabilecek büyük bir alan. Bu burada Sayın İnce'nin mitingi, Ankara mitingi, büyük Ankara mitingini gerçekleştirecektik. Ama maalesef resmi başvurumuz reddedildi. Hipodrom daha iyi değil mi? Niye reddediliyor? Yani sonuçta yol değil, meydanın kapatılmaması daha iyi bir şey. Çok haklısınız. Orada trafik aksamayacak, güvenlik sorunu çok fazla olmayacak, trafik sorunu olmayacak, park sorunu olmayacak. Ama buna rağmen izin verilmediği için orada olağanüstü kalabalık toplanacaktı. Sayın Erdoğan malum mitingini stadyumda yaptı. Yani 70-80 bin kişi kapasiteli bir stadyumda yaptı. Biz bunun çok ötesine geçeceğimizi gördüğümüz için hipodromda yapalım dedik. Hı hı. Orada milyonların katılacağı bir görkemli Ankara mitingi, büyük Ankara mitingi gerçekleştirelim istedik. Ama anlaşılan o kalabalıklar ürkütmüş ki bizim bu hipodrom başvurumuz reddedildi. Şimdi diğer mitinglerle karşılaşıldığında Hatay mitingi örneğin en son miting, salkım saçak insanlar o balkonlarda, apartmanların üstünde, böyle üst üste büyük bir coşkuyla... Ya kalabalık binayı yıkacak sanki, taşıyor yani. Evet, Sayın İnce'nin konuşmalarını büyük bir ilgiyle izliyorlardı. Birincisi bu, hipodromda yapacaktık, olmadı. İkincisi, birkaç gündür bizim Sayın İnce ile ilgili miting duyurularımıza ait pankartlar, afişler maalesef arkadaşlarımız büyük bir özveriyle o afişlemeleri, pankartları asıyorlar. Ama birkaç saat sonra görülmez eller onları yırtıyor, imha ediyor, topluyorlar. Olsun, biz ısrarla onlar toplasalar, yırtsalar dahi hemen kısa süre içerisinde yenisini ikame ediyoruz. Genç kardeşlerimiz yoğun bir çalışma içindeler. Zaten sosyal medyada da bu duyurular bir haftadır yapılıyor. 22 Haziran Cuma günü saat 18'de Tandoğan'da olağanüstü bir miting olacak. Bizim bir tek kaygımız var. Vatandaşlarımız o alana sığmayacak. Alan çok büyük bir alan. Bizim istediğimiz büyüklükte bir alan değil. Onun için hipodrom talebimiz oldu. Hipodrom olsaydı herkes görecekti ki Ankara olağanüstü bir miting, son yılların en görkemli mitingini gerçekleştirecekti. Ama Tandoğan'da da olağanüstü kalabalıklar olacak. Bunu hissediyoruz. Çünkü dönüşler, geri dönüşler çok müthiş. Dediğim gibi engellemeler var, baskı yapıyorlar, seçim bürolarımıza saldırılar söz konusu. Arkadaşlarımızın gece afişleme sırasında uğradıkları tacizler, tehditler söz konusu. Olsun varsın, Cumhuriyet Halk Partisi mensupları bunlara alışkın. Geçmiş seçimlerde de bu tür taciz olaylarına, saldırılara, tehditlere hep maruz kalmışlardı. Ama hiçbir arkadaşımız bir adım dahi geri atmadı. Şimdi heyecan dorukta. Şimdi çok daha büyük bir özveriyle arkadaşlarımız mitinge hazırlanıyorlar. Tabii miting Cuma günü saat 18'de ve mitingin başka özellikleri var. Sadece Ankara mitingi değil. Şu ana kadar Sayın İnce'nin gerçekleştirdikleri bütün mitinglerden bahsetmek istiyorum bu mitinglerle AKP'nin ve diğer siyasi partilerin mitingleri arasında çok temel farklar var. Özellikle AKP mitinglere karşılaştığımızda birincisi, bu mitinglerin hiçbirisinde taşıma yok. Bir minibüs dahi yok. Asla. Bir minibüs dahi bizim parti örgütlerimiz tarafından ya da herhangi bir şekilde diğer STK'lar tarafından taşımayla o kitleler oluşturulmuyor. Herkes kendi özgür iradesiyle, hiçbir baskıya maruz kalmadan özgür iradesiyle o mitinglere katılıyorlar. Ama AKP mitingleri böyle değil. AKP mitingleri basında da yansıyor. Parayla geldiklerini söyleyenler var. Resmi kurumlara zorla personelin imza karşılığı o mitinglere katılma zorunluluğu kılınıyor. Okullar tatil olmadan önce okullarda bazı öğretmenler öğrencilerle birlikte o mitinglere yönlendiriliyordu. Ve bütün bunlar taşımalı bir eğitimden sonra taşımalı mitinglere dönüştürdü AKP'nin mitinglerini. İkincisi, bizim mitinglerimizde devlet olanakları kullanılmıyor. Metropol kentlerde, illerde bütün resmi kurumlar ve AKP'li belediyeler belediye olanaklarını, otobüsleri, diğer belediye olanaklarını daha AKP mitingleri için kullanıyorlar. Sadece insanlar. kendi başlarına geliyor. Alıyor çocuğunun elinden tutuyor, eşini, komşusunu, arkadaşını, kahvede birlikte sohbet ettiği emekli büyüğümüz, emekli arkadaşını alarak o mitinglere geliyorlar.
Bundan sonraki mitingler de böyle olacak. Ve Sayın İnce bir gün içinde birkaç miting gerçekleştiriyor. Ve mitinglerin hiçbirisi bu tür baskıyla, şiddetle ya da yönlendirmeyle gerçekleştirilen mitingler değil. Temel farklılıklar bunlar. Evet. Ankara mitingi de böyle olacak. Bugün de Çorum'da 14'te, Mersin'de 17'de miting var. Aynı zamanda tabii ki seçimin farklı organizasyonları var. Ankara mitingi ile ilgili hazırlıklarınıza yine geliriz. Kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra çünkü bir yandan da şu tedirginlik hep var. İyi organize olduk mu? Sandıklarımıza sahip çıkacağız mı? O tür çalışmaları da öğrenelim sizden Tekin Bey. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından sohbeti sürdürelim. TV'den mutlaka okunması, okutulması, hediye edilmesi gereken kalemi kırılmaz yazarlardan muhteşem eserler. 1. Bu karanlığı Mustafa Kemal'in aydınlığıyla yıkayacağımıza ve Mustafa Kemal'in aydınlanma güneşini bu toprakların üzerinden yeniden doğmasına tanıklık edeceğimize %100 inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Halkın Vekili Tuncay Özkan'ın kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı Teşkilat. 2. Namuslu, onurlu bir siyaset diyen Halkın Vekili Gürsel Tekin'in kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı O Halde Özgürlük. 3. Susmayan, tükenmeyen kalem Mustafa Balbay'dan bu döneme damgasını vuracak büyük bir eser daha. Sizler için imzaladığı yeni kitabı Gelecek Cumhuriyet'in Köklerinde. Böyle gitmez. 4. Halk TV'nin cesur haber programcısı gazeteci yazar Tuğba Emlek'in kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı Vicdan Yanılmaz, Korkma. 5. Kırılmaz kalem, cesur gazeteci Ümit Zileli'nin kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı İşbirlikçiler. 6. Halk TV'nin ilgiyle izlenen televizyon programcısı Korkusuz Kalem Fatih Ertürk'ün kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı Türkiye Nereye? Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin kendi kaleminden iki muhteşem eser hediye. 1. Buyurun Sayın İnce. 2. Diren Demokrasi. Kaliteli kuşe kağıt, beşli bayrak ve poster setini siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. 1. Ay yıldızlı Türk bayrağı posteri. 2. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yer aldığı poster. 3. Kalpaklı Atatürk posteri. 4. Türk bayraklı Atatürk posteri. 5. Türkiye layıktır, layık kalacak yazılı poster. Meydanlarda onurla, gururla taşıyacağınız kırmızı beyaz şapka siz değerli izleyicilerimize hediye geliyor. İyi ki Halk Kitap da var, iyi ki Halk Televizyonu var, iyi ki böyle çok değerli destekçilerimiz var. Sağ olun, var olun, iyi okumalar diliyorum hepinize efendim. Gün bugün, gün birlik günü. Gün Halk TV'ye destek olma günüdür. Bu muhteşem eserler Halk TV izleyicilerine 169 lira yerine sadece 49 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 49 lira. Ayda 7 lira taksitle. Siz varsanız biz varız. 1. Halkın Vekili Tuncay Özkan'ın kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı
Teşkilat. 2. Halkın Vekili Gürsel Tekin'in kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı. O Halde Özgürlük. 3. Susmayan, tükenmeyen kalem Mustafa Balbay'dan bu döneme damgasını vuracak büyük bir eser daha. Böyle Gitmez. 4. Tuğba Emlek'in kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı. Korkma. 5. Ümit Zileli'nin kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı. İşbirlikçiler. 6. Korkusuz kalem Fatih Ertürk'ün kaleminden sizler için imzaladığı yeni kitabı. Türkiye Nereye? Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin kendi kaleminden iki muhteşem eser hediye. 1. Buyurun Sayın İnce. 2. Diren Demokrasi. Kaliteli kuşe kağıt, beşli bayrak ve poster setini siz değerli izleyicilerimize hediye ediyoruz. Kırmızı beyaz şapka siz değerli izleyicilerimize hediye geliyor. Gün bugündür. Gün birlik günüdür. Gün Halk TV'ye destek olma günüdür. Bu muhteşem eserler Halk TV izleyicilerine 169 lira yerine sadece 49 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Sadece 49 lira. Ayda 7 lira taksitle. Bizi hemen arayın. 0212 945 0450. Siz varsanız biz varız. 2900 yayın evi, 75 bin yazar, 200 bin farklı kitap, büyük indirimlerle halkın sitesi halkgönüllüleri.com. Güne başlarken de bir yandan da Büyük Ankara mitingine hazırlanıyoruz Muharrem İnce'nin. Hazırlıkları yürütürken Tekin Bingöl bugün bir çağrı yapacak 11'de. Ben sözü kendisine vereceğim. Evet. 11'de Ulus Meydan'da 11'de olacaksınız. 11'de Ulus Meydan'da Atatürk heykelinin önünde bir basın toplantısı yapacağız. Milletvekili adaylarımızla, örgütlerimizle birlikte ve mitingle ilgili açıklamalar sonrasında vatandaşlarımızla buluşarak onlara miting duyurusunu el ilanlarını dağıtarak milletvekillerimiz, adaylarımız ve örgütlerimiz oradan bütün Ankara sattığında ve ilçelerde aynı anda o el ilanlarıyla da duyurularımızı çoğaltacağız. Zira daha çok insana ulaşma çabasındasınız. Zira az önce de bahsettim, bizim mitingle ilgili pankart ve afişlerimiz imha edildiği için en azından el ilanlarını toplayacak şansları yok. Birkaç milyon el ilanı dağıtacağız. Herhalde gidip vatandaşların elinden o ilanları da alacak halleri yok. Böyle bir duyuruyu da çoğaltacağız. Siz istediğiniz kadar pankartları indirin diyorsunuz. Yalnız izninizle ben bir konuyu ifade etmek isteyeceğim. Çünkü şans getirir böyle şeyler. Hepimize şans getirsin. Sevgili izleyiciler, Tekin Bingöl saat 11'de bu duyuruyu yapmak üzere Ulus Meydan'a gidecek ama bir haber geldi. Aslında bence hastaneye gitmesi lazım önce. Torunu oldu Tekin Bingöl'ün. Hayırlı olsun. Emir dünyaya geldi. Az önce haber geldi Tekin Bey'e de. Şans getirsin hem ülkemize hem kendisine hem sizlere Tekin Bey. Allah analı babalı büyütsün derler. Bahtı güzel olsun. Ülkemize de bol şans getirmiş olsun bu seçim dolayısıyla hem de. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, çok da tatlı minicik bir şey geldi dünyaya. Kendi gibi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ama Tekin Bey işte hastaneye gidemeyecek, torunu sonra görecek, çalışmalar yoğun, kolay gelsin evet, diyoruz sağ olun, tabii. Teşekkür ediyorum. Tabii sadece bu kadar da değil, işte bir yandan miting hazırlıkları var, bir yandan da engellemelere karşı mücadele var, bir yandan da
korku var. İşte bugün Cumhuriyet mühürsüz oylarla ilgili manşet yapmış. Sandık başlarında ne yapacağımıza ilişkin sürekli telkinler halindeyiz. Hı-hı. Bazı sandık görevlilerinin eksik olduğu müşahit çağrıları vesaire yapılıyor. Bu yönde neler yaptınız? Hani izleyenlerimize o mesajı evet. da verelim yani. Şimdi içiniz başka türlü coşuyor anlıyorum ama. bu da çok önemli. Şimdi çok haklısınız. Sandık örgütlenmesiyle ilgili, sandık görevlendirmesiyle ilgili biz bu seçim öncesinde, çok önceden hazırlıklara başlamıştık. Çünkü önümüzde zamanda da yapılsa bile bir seçim vardı ve geçmiş deneyimlerimizden hareketle, geçmişte yaşanmışlıkları da önümüze koyarak onlardan tecrübe edinip eksiğimiz nerede, nasıl hatalar yaptık, bütün bunları gözden geçirip aylar öncesinden planlamıştık ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık görevlilerinin birçoğu, %90'a varan bölümü zaten aylar öncesinden belirlenmişti. Bir yandan da sandık görevlilerimizi tespit ederken onların eğitim birimimiz eğitimlerini vermeye başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır biz bu sandık örgütlenmesiyle ilgili hazırlıklar yaptık. Ve Türkiye genelinde önemli ölçüde, çok büyük ölçüde zaten 1,5 ay öncesinden falan bunlar netleşmişti. Baskın seçim kararı alındıktan sonra da yeniden arkadaşlarımız, süratle ilgili arkadaşlarımız, bilişim bölümümüz yeniden bütün bunları gözden geçirdi, eksiklerimizi tamamladık. Bu arada bir başka şey daha yaşandı, o da şu, basın da yakından takip etti. Millet İttifakı'na mensup siyasi partiler ve onun dışında seçime katılan bazı siyasi partilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi. 16 ayrı kurumun bir araya gelmesiyle sandık örgütlenmesi, sandıkların korunması ile ilgili çalışmalar başlatıldı. O nedenle vatandaşlarımız hiçbir şekilde kaygı duymasın. Biz sandıkları olabildiğince koruyacağız. Vatandaşlarımızın, seçmenlerimizin verdikleri o onurlu oyların mutlaka korunmasını sağlayacağız. Ama burada bir şeyi de dikkatinize çekmek istiyorum. Elbette sandık görevlileri, elbette siyasi partiler bunları yapmalılar. Asli görevlileri seçim günlerinde. Ama her vatandaşımız, her duyarlı vatandaşımız sadece oy vermekle yükümlü hissetmemeli kendisini. Oy verdikleri gibi o gün, en azından o gün, bir gün fedakarlık yapıp Türkiye'nin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından bir gün fedakarlık yapıp sandık başlarını boş bırakmamalılar, okulları boş bırakmamalılar. Oradaki arkadaşlarımız olası bir olumsuzluğa karşı kendilerini yalnız hissetmemeli. Hı hı. Hemen onların yanlarında bitmeliler, yardımcı olmalılar. Yan yana durmanın en anlamlı, en önemli olduğu günü yaşayacağız. Çok önemli, çok önemli. Dolayısıyla seçmenlerimiz de bir gün fedakarlık yapıp günlerdir o arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Biz CHP Genel Merkezi olarak birkaç gün önce ilgili birimimiz bir test de yaptı. Sanki o gün seçim varmış gibi akşamın 7'sinde bütün Türkiye genelinde örgütlerimiz sonuçları girip aksama oluyor mu olmuyor mu diye yazılım sisteminde bunu da test ettik, bunu da gördük. Dolayısıyla testlerimizi daha yapmış bir siyasi partiyiz ama her şeye rağmen vatandaşlarımız da Türkiye'nin selameti için, Türkiye'nin huzuru için o gün hiç olmazsa ben oyumu verdim, huzurluyum, artık eve gideyim, pikniğe gideyim demenin ötesinde bir gün fedakarlık yapacaklar. Bir gün o seçim alanlarını, okul alanlarını, katları boş bırakmalılar, bırakmamalılar. Olası bir olumsuzluğa onlar da hemen tavır alabilmeliler ki arkadaşlarımız cesaretlensin, yalnız kalmadıklarını hissetsinler. Bu arada sosyal medyada örgütlenmeler var. Kimse birbirini tanımıyor diye düşünmeyelim. Hepimiz yurttaşız ve tıpkı Gezi'deki gibi, tıpkı Cumhuriyet mitinglerindeki gibi, hı-hı, tıpkı Adalet yürüyüşündeki gibi yan yana ferah ferah ve de rahat rahat böyle güvenli güvenli yürümenin güzelliğini yaşayacağız. Falcon paspasçılar mesela beni etiketlemişler. Urfa için 350 müşahite ihtiyaç var demişler bölge bölge. Siz de o örgüte katılabilirsiniz ve yalnız bırakmayız birbirimizi diye düşünüyoruz. Evet. Bir yanlışlık yapmışım da Tekin Bey, siz sözlerinizi devam etmeden önce dilimden Çorum çıkmış. Çorlu bugünkü miting. Evet. Düzeltir miyisin diye izleyenlerimiz uyarıyorlar. 14'te, ben de hiç fark etmedim Çorlu. Evet, bugün 14'te Çorlu'da miting. Çorlu'dan Mersin'e geçecek. 17'de de Mersin'de. İzleyicilerimiz çok dikkatli. Baksanıza. Çok dikkatliler, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Ben de düzeltme imkanı verdiler beni böyle uyararak. Şimdi ben eğer sandık güvenliği ile ilgili sözlerimizi, çağrımızı tamamladıysak, tamamladık, hı-hı, sanıyorum. Yani şunu söyleyeyim, çok özür dilerim. Seçmenler çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oylarını kullanmalılar. Yapılması gereken ne varsa biz onların bütün hazırlığını yaptık. Hukuki anlamda da binlerce avukat arkadaşımız bu seçimlerde görevli. İllerde, ilçelerde, hatta bazı mütevazi ilçelerde hukukçu arkadaşımız
olmayabilir, avukat arkadaşımız olmayabilir ama süratle il merkezlerinde oyunu kullanan arkadaşlarımız hemen oraya, o ilçelere geçecekler. Oralarda müdahil olacaklar, gelişmeleri izleyecekler ve seçim kurullarına, seçim sandık görevlilerine yardımcı olacaklar. Çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Zira bunun en somut örneği şu, 16 Nisan referandumunda sandıklarda bir şey yapamayacaklarını görünce akşam 16'da ki o Doğu ve Güneydoğu illerinde sandıklar da açılmaya başlamıştı. YSK marifetiyle usulsüzlük yaptılar. Sandıklarda çünkü bir şey yapamadıklarını gördüler. Ama bu kez orada da yapamayacaklar. Biz orada da son derece duyarlıyız. Orada da yapmamız gereken her şeyi son ana kadar, sonuçlanıncaya kadar, ertesi gün kesin sonuçlar alınıncaya kadar ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız ama vatandaşlarımız, halkımızla birlikte. Evet, hep birlikte birbirimize güvenelim ve yan yana durmayı sürdürelim en evet. sonuna kadar diyelim. Hı-hı. Şimdi konuklarıma ben bu hafta artık 4 gün kaldı Tekin Bey. Genelde konuklarıma tahminini soruyorum. Siz de evet. artık tecrübeli bir siyasetçi olarak bir öngörünüz vardır diye düşünüyorum. Evet. Ama siyaseti bir kenara koyalım, gerçeklerimizle yüzleşelim. Durum nedir? Başarıyor muyuz bu kez? Başaracağız. Başaracağız, başaracağız. Bu temel sloganlarımızdan bir tanesi. Öngörünüz ne, tahmininiz ne? Ben şunu söyleyeyim. Bir defa parlamentoda Millet İttifakı ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi çoğunluğu sağlayacak. Zaten bütün veriler de bunu gösteriyor. Hı hı. Bundan önceki seçimlerde anket firmaları çok daha böyle somut, böyle kesin iddiaya girecek boyutta sonuçlar açıklarlardı. Ama dikkat ederseniz artık o anket firmaları dahi büyük bir özgüvenle çıkıp da sonuç açıklayamıyorlar. Hatta bazı dikkate alınabilecek birkaç anket firması da o anketlerini açıklarken şunu diyorlar. Bu kez biz görüştüğümüz seçmenlerden red cevapları çoğunlukla alıyoruz. Ya da düşüneceğim, belirtmeyeceğim diyenlerin sayısı çok çok fazla. Ve bunlar belirleyici olacak. Belirleyici olacak öğelerden bir tanesi bunlar. Bu çok önemli. İlk kez böyle bir tespit yapmakta... Kararsızlar değil, düşüncesini ifade etmeyenler var. Dip dalga denilen şey. Evet, anketleri reddediyorlar, açıklamıyorlar. Bu büyük bir çoğunluk. Ve bu büyük çoğunluğun çok büyük bir kısmını da geçmişte AKP'ye oy veren seçmen kardeşlerimiz oluşturuyor. Biz bunları sahada görüyoruz. Biz gittiğimiz her yerde çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Bize yaklaşıp ben bugüne kadar 16 yıl AKP'ye oy verdim ama bu kez AKP'ye oy vermeyeceğim, size oy vereceğim diye yüksek sesle düşünce ifade eden seçmen kardeşlerimiz var. Onun için anket firmaları kesinlikle böyle nokta atışı yapmaktan sürpriz uzaklar. Sürpriz bir seçim olacak. Sürpriz seçim değil. Seçimin sonucu belli. O dip dalga diye nitelendirilen olay tsunami'ye dönüştü. Seçim açısından tsunami'ye dönüştü artık. Ve ben parlamentoda kesinlikle Millet İttifakı'nın ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunluğu alacağını çok net bir şekilde görüyorum. Bu sadece Ankara'daki gözlemlerinden ibaret değil. Bütün Türkiye'deki milletvekili adayı arkadaşlarımızla, örgütteki arkadaşlarımızla sık sık istişare halindeyiz. Onların da düşünceleri bu. Hatta öyle ilginç şeyler var ki biz geçmiş seçimlerde sonuç alamamışız, mütevazi oylar almışız ama bu kez oralarda milletvekili çıkaracağımız çok somut bir şekilde görülmeye başladı. O nedenle parlamentoda kesinlikle Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacak açık ara. Cumhurbaşkanlığına bir şey söylemeye gerek yok. Ben artık aday diye nitelendirmiyorum Sayın İnce'yi. Sayın Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce diye nitelendiriyorum. Bunu da görüyoruz. Bu mitingler, etkinlikler, AKP'nin nasıl şaşkına döndüğü, kimyasının bozulduğu, bütün bunlar çok delil yani elimizdeki en önemli göstergeler bunlar. Şimdi önemli bir göstergeyi daha paylaşayım ben. Evet. Bugüne yansıyan önemli bir gösterge Abdülkadir Selvi'nin yazısı Tekin Bey. Biliyorsunuz başından bu yana Abdülkadir Selvi sanki Erdoğan'ın basın müşaviri gibi yazılar yazıyor. Evet. Hürriyet gazetesinin yazarı ve baskın seçimi ilan edildikten hemen sonraki bir kamuoyu yoklaması deyip yazı yazdı. AKP'nin ne kadar oy çokluğuyla Erdoğan'da ne kadar büyük oranda seçildiğini falan söyledi ama anketi de açıklamadı. Anket böyle diyor dedi. Anketi de açıklamadı. Yani ciddi bir manipülatif hareket içerisindeydi. Evet, maalesef Abdülkadir Selvi. O bile çark etti.
en son yazısında bir 50-50, 50-50 demişti geçen günlerden birinde. Şimdi de sürprizlerin seçimi başlığını kullanmış yazısında. Önceden söyleyelim, seçim tarihi yaklaştıkça belirsizlik artıyor. Adım adım her türlü sürprize açık bir seçime doğru gidiyoruz diyor Abdülkadir Selvi. Emare artık kendisi de yani bu arkadaşımızla çark ettiğine göre benim bir kanıt daha. Tespitlerimi doğruluyor. Ama burada bir şey müsaade ederseniz bir konuya da değinmek istiyorum. Bundan önceki birkaç seçimde Anadolu Ajansı çok ciddi bir şekilde çirkinlik yaparak ilk anlarda, ilk dakikalarda hatta ilk bir iki saat içerisinde AKP'nin oylarını çok yüksek gösteriyordu. Burada şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sandık başlarındaki sandık görevlisi arkadaşlarımızın bizim ve diğer muhalif siyasi partilerin görevlileri, moralleri bozulsun, sandıkları terk etsinler. İstedikleri gibi oralarda organize olsunlar. Ama biz her fırsatta bunu da söylüyoruz. Kesinlikle Anadolu Ajansı'ndaki sonuçlara itibar edilmesin. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. AKP yanlısı yayın yapıyor. Sandıkları terk etmeyecek kimse. Bir oy dahi çıksa bile AKP dışındaki siyasi partilere sandıkları terk etmeyecekler. Islak imzalı, orijinal ıslak imzalı tutanı alıncaya kadar. Fotokopi bile değil. Vermek zorunda seçim kurulu, sandık kurulu vermek zorunda. Resmi sandık görevlilerimize, siyasi partilerin görevlilerine ıslak imzalı, orijinal tutanağı alıncaya kadar oradan terk etmeyecek kimse. Onu hemen süratle örgütlere bildirecekler, işlerimiz bitmeyecek. İkinci önemli aşama birleştirme tutanakları. Çünkü o ıslak imzalı tutanaklar seçim kurullarına geliyor. İlçe seçim kurullarında onlar birleştiriliyor. İkinci önemli tutanak bu. Bizim ileride kesinlikle olası olumsuzluklara, bu tür yanlışlıkları ortadan kaldırmamız açısından bu iki belge çok önemli. Çok önemli. Birleştirme tutanaklarını da sağlıklı bir şekilde takip edeceğiz. Orada hukukçu arkadaşlarımız devreye girecek. İlçe seçim kuruluna birleştirme tutanaklarının orijinallerini de aldıktan sonra işimiz çok kolay. Ondan sonra oy üzerinde bir şey oynama şansları olsaydı. O zaman hayırlı olsun. Derim. Evet, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sanki bu iş ikinci tura bile kalmayacak diyorum ama bu biraz belki ya o kadar da değil diyebilirsiniz diye. Ben yani birinci turda hayırlısı olsun diyelim o zaman. Ama görünüyor dediniz, tsunami'ye döndü, dip dalgası dediniz. Çok teşekkürler. Ben size teşekkür de kolay ediyorum. Gelsin. İyi ve bahtı da açık olsun torununuzun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Uzun ömürlü, ben de, hayırlı yani, bir evlat benim olsun. Benim için de sürpriz oldu sizin açıklamanız. Ben bile inanın. Hayır, duyunca ben hani ama evet, güzel bile, şeyler bunlar. Yani burada ülkeye şans getirsin bizim diyelim. Bizim için tabii ailemiz çok değerli ama her şeyden önce Türkiye, her şeyden önce ülkemiz, ülkemizin geleceği, 81 milyon vatandaşımızın mutluluğu, ülkemizin birliği, bütünlüğü her şeyin üstünde. Onun için ne olursa olsun sağlığımızdan fedakarlık yapıyoruz. Hepimiz siz olağanüstü zor koşullarda yayın yapıyorsunuz. Hepimizin derdi Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Tekin Bey'i uğurlayacağız. Saat başında tekrar karşınızdayız.